Ben inanıyorum ki bu 2261 olmayacak, en kötü 2263 olacak. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Posta TV'de katıldığı canlı yayında ilçede 47 ülkeden öğrencinin eğitim aldığını söyledi ve Mahmutlar'da International okulumuz var dedi. 47 farklı ülkeden 2262 tane öğrencimiz var. Sayısında. Bakın bu sayı azalmıyor. Bu sayı gittikçe artıyor. Şu an yeni eğitim öğretim yılımız pazartesi günü itibariyle açılacağı için ben bu vermiş olduğum rakamlar geçen yılın rakamları. Bu yılın güncel rakamları okullar açıldıktan sonra alabileceğim. Haberin manşeti programında Gaye Coşkun'un sorularını yanıtlayan Er, Alanya'nın LGS başarısına dikkat çekti. Galatasaray Lisesi'ni kazanan 100 öğrenciden ikisinin Alanya'dan olduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü, %2 büyük başarı dedi. Er, LGS'yi kazanan iki öğrenciden birinin Şükrü Mülazımoğlu İlköğretim Okulu, diğerinin ise Barbaros Azakoğlu İlköğretim Okulu öğrencisi olduğunu söyledi. Alanya LGS yani lise geçiş sınavlarında iki tane Türkiye birincisi çıkardı. Evet. Ve bu iki öğrencimizi biz İstanbul Galatasaray Lisesi'ne yerleştirdik. Malum Galatasaray Lisesi 100 öğrenci alıyor. %2'si Alanya'ya ait. Geri kalan %98'i bilemiyoruz. Yine üniversite yerleştirme sonuçlarına göre baktığımız zaman ilk binde 15 öğrencimiz vardı bu yıl. Yabancı dilde Türkiye 9.'umuz var. Yerleştirmede Türkiye 7.'imiz var. Bizim için gerçekten başarılı bir eğitim öğretim yılı oldu. Alanya'da 72 bin öğrencinin eğitimden yararlanacağını söyleyen Er, 60 bin öğrencinin örgün eğitimden, 12.500 öğrencinin yaygın eğitimden yararlandığını kaydetti. Personelimizle birlikte 80 bin kişilik bir aileyiz. Pazartesi günü büyük ailemizle okula başlayacağız dedi. 60 bin örgün eğitimde, 12.500 yaygın eğitimde bizim toplam 72.500 öğrencimiz var. Tüm milli eğitim çalışanlarını göz önünde bulundurursak, öğretmeninden yöneticisine, hizmetlisinden memuruna, buna ücretli öğretmen arkadaşlarımızı da eklediğimiz zaman yaklaşık 5.000 de çalışanıyla yaklaşık 80.000'e varan kocaman bir nüfusuz. Ben diyorum biz çok büyük bir aileyiz diyorum. Sınıf mevcutlarıyla ilgili de konuşan Er, ilköğretimde 26, liselerde 24 kişilik sınıflarımız var. 4 tane okulumuz birleştirilmiş sınıf, 3 okulumuzsa çift öğretim yapacak dedi. Er, öğretmen açığının olduğunu ancak bunun eğitimi tehlikeye atacak kadar büyük olmadığını, sözleşmeli öğretmenlerle açığın giderildiğini de kaydetti. Bunlar okuyacak, herkes okuyacak.